Herkese selamlar. Bugün doğal tereyağı yapıyoruz. Hem de evde hem de çamaşır makinesinde. Buyurun yapımına geçiyoruz. Mayalamak için kaynattığım sütün üzerinde oluşan kaymağı mutlaka alırım. Çünkü çocuklar kaymaklı yoğurt sevmiyorlar. Ve ne kadar kaymağını alsam da gördüğünüz gibi çok hafif de olsa bir kaymak oluşuyor. Onu da alıyorum. Bazen de sütün kaymağını almadan yoğurdu mayalıyorum. O zaman da daha kalın bir kaymak oluşuyor. Onu da ayrıyeten alıp biriktiriyorum. Süt kaymağı ve yoğurt kaymağı karışık bir şekilde biriktirdim. Şu şekilde 4 kutu kaymağım oldu. Bunun gibi bir bidonunuz varsa içerisine kaymakları doldurun. Ve 2 su bardağı yoğurdun sulu kısmından ekliyorum. 2 su bardağı yaklaşık 400 gram ediyor. O şekilde ekleyerek kapağını sıkıca kapatacağım. Şimdi bidonu sofra bezine güzelce sarıyorum. Özellikle 2-3 kat olacak şekilde sarıyorum ki makinenin içerisinde çevirdiğinde tak tuk tak tuk çarparak makineye zarar vermesin. Şöyle katını altına alıyorum. Üstten de çevirip her tarafını 2-3 kat olacak şekilde bezle kaplıyorum. En son bir kat daha sofra bezine karşılıklı iki ucundan tutarak sıkıyorum. İki düğüm atıyorum açılmasın. Daha sonra yine karşılıklı iki tarafını bağlıyorum bohça yapar gibi. Ağızlarını sıkıca bağlayıp makineye gönderiyoruz. Evet, çamaşır makinesinin içerisine koyuyoruz ve kapağını kapatıp ayarlıyoruz. Hangi ayar? Mikse getirelim. 1 saat 2 dakika görünüyor. Şimdi ısı ayarını cold, soğuk olarak ayarladık ve sıkma devrini 0. Sıkmadan çevirecek sadece. O ayara getiriyoruz. 55 dakikaya düşürüyor. Şimdi artık başlatabiliriz. Hadi bakalım, 55 dakika sonra tereyağımız hazır olmaya başlayacak inşallah. Şimdiden 48 dakika kaldı. Şimdi 29 dakika. 14 dakikamız kaldı. Hala çeviriyor. Son 6 dakika ve bitti. Son dakikaya kadar bezlere sarılıydı. Son anda bezler çıktı. Ne makine zarar gördü ne de bidon. Gayet güzel oldu. Şimdi kapağını açalım ve bakalım. Çok güzel. Tereyağı ve suyu ayrılmış. Tam istediğimiz gibi. Ben önceden 5 litrelik suyu derin dondurucuya koyarak dondurmuştum. Buzu hala içerisinde. Şimdi yaklaşık 1 litre kadar tereyağının üzerine döküp kapağını kapatıyorum. Ve yaklaşık 4 dakika boyunca bu şekilde sallıyorum bidonu. Şahane bir şekilde tereyağı oluşmaya başladı. Boncuk boncuk, çok güzel. Köy tereyağından hiçbir farkı yok. Evet, 4 dakika doldu. Şimdi artık kapağını açabilirim. Of, şahane, nefis. Şimdi genişçe bir leğen, üzerine de süzgecimi koyuyorum. Onun da üzerine yine yoğurt ve süt süzmek için kullandığım temiz bir tülbent ve içerisine tereyağını boşaltıyorum. Suyu biraz süzüldükten sonra tülbentin uç kısımlarını tutarak sıkıyorum ve bir elimle ağzını sıkıca tutarken diğer elimle iyice sıkarak gördüğünüz gibi içerisindeki suyu süzdürüyorum. Şöyle elinizle sıka sıka suyunu süzdürün. Sadece yağ kalacak ve arasında hafif yoğurt ve süt kalacak. Onu da zaten tereyağını yıkadığımızda
arındıracağız. Saf tereyağımız hazır olacak. Şöyle tereyağımızı iyice sıktık. Görüyorsunuz, nefis. Çok güzel oldu. Şimdi artık tereyağımı içinden alıyorum. Tülbentteki o ufak ufak kalan yerleri de yine böyle kaşıkla bastıra bastıra çıkardım. Bu suyu da kesinlikle atmayın. Bu sudan da lor yapıp tekrar onu da paylaşacağım. Kanalımda izleyebilirsiniz. Hemen ocağa koyabiliriz. Tereyağını bir leğenin içerisine koydum ve üzerine o buzlu sudan ekliyorum. Kesinlikle suyunuz soğuk olsun. Eğer sıcak su ya da çeşme suyu kullanırsanız yağ erir. Eğer çeşme suyu çok soğuksa onu da kullanabilirsiniz ama buzlu su kullanmanızı tavsiye ederim. Suyunu sıktıkça bakın böyle yanlardan zaten göreceksiniz beyaz beyaz sular akıyor. O içerisindeki süt ve yoğurdu çıkarıyoruz. Siz de kaymaklarınızı biriktirerek derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. İstediğiniz miktara ulaşınca da derin dondurucudan çıkarıp buzdolabının alt bölmesinde ya da oda sıcaklığında çözülene kadar bekletip bu şekilde tereyağınızı yapabilirsiniz. Ve tereyağının suyundan da lor elde edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayabilirsiniz. Ve kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone ol tuşunun hemen yanında bir zil var. Ona tıklarsanız paylaştığım videolardan ilk önce siz haberdar olursunuz. Ve yorumlara nereden izlediğinizi yazarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Çıkan suyu artık döküyorum. Ve leğene gördüğünüz gibi buzlu suyumdan yine alıyorum. Ve tereyağımı tekrar yıkayacağım. Bu ikinci yıkama. Ben toplamda 3 sefer yıkadım. 3'ten sonra artık suyu temiz çıkmaya başladı. Siz bakın suyunuzun rengine göre 3 ya da 4 sefer de yıkayabilirsiniz. Ya da 2 sefer de yeterli gelebilir. Mutfak terazimin üzerine tabağa koyduktan sonra teraziyi çalıştırdım. Darısını almış oldum. 438 gram tereyağı çıktı. Kaymağım 1 kilo 600 gram kadardı. İçerisine koyduğum yoğurt da 400 gram kadardı. İkisinden toplam 438 gram tereyağı çıktı. Hemen hemen yarım kilo kadar. Yaklaşık bir o kadar da lor elde ettim. Çıkan tereyağımı streç filme koyarak silindir şekli verdim. Ve yanlardan sıkıştırarak buzdolabının alt bölmesinde beklettim. Sertleşti, tekrar tarttım. Gördüğünüz gibi 435 gram. Şimdi bıçakla kesiyorum. Bakın peynir dilimi gibi. Çok güzel. Tam bir köy tereyağı elde ettim. Kesinlikle yapın, pişman olmayacaksınız. Şahane, bereketli, lezzetli bir tereyağı. İsterseniz içerisine tuz koyarak tuzlu tereyağı da yapabilirsiniz. Tereyağının suyundan elde ettiğim loru da yanına koydum. Tarifini merak ederseniz yine kanalımdan izleyebilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.